Akşam TV'den herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz SET araştırmacısı doçent doktor Mevlüt Tatlıyer olacak. Mevlüt Bey ile muhalefetin tarım konusundaki eleştirilerini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle konuk olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, hoş bulduk. Evet. Muhalefet bir süredir tarım alanında eleştirilerde bulunuyor. İşte saman ticareti konusunda yine iddiaları var. Yani ihracat, ithalat yaptığımız yönünde. Bu konuda yorumunuz ne olur? Yani muhalefetin tarım eleştirilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şunu söylemem lazım. Türkiye'de ne yazık ki tarım konusunda inanılmaz düzeyde bir dezenformasyon var. Yani tarım ne yazık ki çok çok yanlış şekillerde tartışılıyor ülkemizde. Çok çok yanlış argümanlar üzerinden tartışılıyor. Ve bütün bunlar da tarımdaki gerçek sorunları tartışmamızın önüne geçiyor. Yani hep söylediğim bir laf var. Kötü eleştiri, iyi eleştirinin düşmanıdır. Bu konudan ne yazık ki en çok bizim için önemli bir sektör olan tarım sektörü muzdarip diyebilirim. Bu konuda mesela saman aslında çok ilginç bir örnek. Gerçekten ilginç bir örnek. Gördüğümüz şey şu. Türkiye bugün saman bile ithal ediyor. Bununla ne kastediliyor? Demek ki Türkiye samanı bile ithal ediyorsa her şeyi ithal ediyordur. Hiçbir şey de kendi kendine yeterli değildir. Tarımda demek ki çok kötü durumdayızı anlatmak için yapılıyor bu saman siyaseti. Baktığımız zaman aslında rakamlar neler? Yani çok basit rakamları konuşuyoruz sadece. Türkiye'nin saman üretimi, bakınız saman üretimi 25 milyon ton, 25 milyon ton ve saman yükte hafif, pahada ağır bir ürün olduğu için samanın çok dış ticareti yapılmıyor. Ve bizim saman ihracatımız bakıyorum 7.4 ton. Bakın 25 milyon ton samanın sadece 7.4 tonu ihraç edilmiş. Peki ithalatımız ne kadar? 150 kilogram. Bakınız bir ton bile değil, bir tonun altıda yedide biri kadar saman ithal etmişiz. Bu noktada da peki Türkiye neden bu samanı ithal etmiş? Bakınız, Edirne'desiniz diyelim. Edirne'de iken samana ihtiyacınız var. Bu samanı Bulgaristan'dan veya Yunanistan'dan almak mı mantıklı, yoksa Konya'dan almak mı mantıklı? Saman yükte hafif, yükte ağır, çok ağır ama pahada hafif bir ürün. O yüzden samanı yakın bir coğrafyadan, Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan almak çok çok daha mantıklı Konya'dan almaya göre. Çünkü ikincisi çok daha pahalı olacak. Bu yüzden zaten saman ihracat ithalatının biz sınır şehirlerinde yoğunlaşmasını bekleriz. Sınır şehirlerinde olmasını bekleriz. Çünkü o sınır şehirlerinde çok yakın, hemen alabilirsiniz. Bu noktada yani yıllık saman üretimimize baktığımız zaman, ihracat ithalat rakamlarına baktığımız zaman hani samanla üzerinden bir argüman geliştirmenin çok çok anlamsız olduğunu görüyoruz. Evet. Peki bu muhalefetin tarım konusundaki eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'de son zamanlarda yani 2019'larda YEP paket açıklanmıştı ve tarım alanında önemli bir vizyon ortaya koymuştu Türkiye ekonomisi. Bu konuda yorumunuz ne olur? Biraz değerlendirmenizi almak istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Bakın en başta şunu vurgulamak istiyorum. Tarımda sorunlarımız var mı? Var. Problemlerimiz var mı? Var. Tabii ki var. Fakat bunu söyledikten sonra şunun da hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Türkiye tarım konusunda bugün kötü bir durumda değil. Hatta Türkiye'nin durumu görece iyi. Bu birinci söyleyeceğim şey. İkinci söyleyeceğim şey ise şu. Türkiye tarım konusunda 2000'li yıllarda bakınız ciddi bir mesafe kat etti. Türkiye tarım konusunda 2000'li yıllarda ciddi bir mesafe kat etti. Tarımsal üretimde önemli düzeyde bir artışımız yaşandı. Özellikle sertifikalı tohum üretimi ve tohum üretiminde ciddi artışlar yaşandı. Daha spesifik olarak size bugün şeyi söylemek istiyorum. Peki Türkiye genel olarak kendi kendine yeterli bir ülke mi? Gıdada kendi kendimize yeterli miyiz? Bu soruyu soruyoruz ve şunu diyoruz. Türkiye çok eski yıllarda dünyada kendi kendine yetebilen 7 ülkeden biriydi. Şimdi kendi kendine yetemiyor. Bak her şeyi ithal ediyoruz. Buğdayı bile ithal ediyoruz şeklinde bir söylem var. Yani bu söylemin ne tarafını düzelteceğimizi şaşırıyoruz. Bunu ilk önce söylemem lazım. İlk önce şunu söyleyelim. Türkiye hiçbir zaman gıda konusunda dünyadaki en iyi 7 ülkeden biri olmadı. İlk önce bunu söyleyelim. Bu bir şehir efsanesi. Peki Türkiye nerede? Türkiye şurada. Bugünkü konumunu söylüyorum. Türkiye bugün ne gıda ihracatçısı bir ülke ne de gıda ithalatçısı bir ülke. Türkiye bugün gıdada kendi kendine az çok yetebilen dengeli bir ülke. Dengeli bir ülke. Buradaki anahtar tabirimiz bu.
Ve ülkeleri gruplara ayıran akademik çalışmalar var bu şekilde gıdada kendi kendine yeterlilik hususunda. Baktığımızda dünyada 102 ülkenin gıdada net tarım toprağı ithalatçısı olduğunu görüyoruz. Ne demek bu? Diğer ülkelerin tarım topraklarında üretilenleri biz tüketiyoruz demek. O zaman 102 ülke dünyada bu konumda ithalatçı, tarım toprağı ithalatçısı ve 26 ülkede tarım toprağı ihracatçısı. Bu ülkeler kendi topraklarını üretiyorlar, diğer ülkelere satıyorlar. Ve bu ülkeleri biz nerede yoğunlaştığını görüyoruz? Bakınız, Amerika kıtasında ve Avustralya kıtasında yoğunlaştığını görüyoruz. Neden? Çünkü bu ülkelerde toprak geniş, nüfus az. Bunun yanı sıra 34 ülkede dengeli bir yapı var. Az önce bahsettiğim dengeli yapı. Türkiye işte bu ülkeler arasında. Yani Türkiye ne tarım toprağı ihracatçısı ne tarım toprağı ithalatçısı. Türkiye dengeli bir yapıda. Ve 31 ülkede küçük ülke, fakir ülke çok fazla dış ticaret yapmıyorlar. Yani bu dörtlü gruplandırmada ithalatçı, ihracatçı ve küçük fakir ülke, bir de dengeli ülkeler gruplandırmasında biz dengeli ülke kategorisine giriyoruz. Ve bu kategorideki sıralamamız, yani dünyada gıdada kendi kendine yeterlilik hususunda sıralamamız, baktığımız zaman başka bir ölçüt bu. Türkiye bugün 28. sırada dünyada. 28. sırada. Bu ne demek? Kişi başı üretilen kalori ne kardeşim bu ülkede? Yani şunu kastediyorum. Biz kalori tüketiyoruz sonuçta, değil mi? Yani beslenmemizin önemli bir boyutu kalori. Vitamin, mineral haricinde, o tarz besleyici mevzular haricinde biz kalori tüketiyoruz. Türkiye'de bugün yıllık kişi başı üretilen kalori 3100 kalori civarında. 3100 kalori. Peki bir insanın günde kaç kalori tüketmesi lazım? Ortalama 2000 kalori. Bunu işte ziyan oldu, israf oldu, bilmem ne yolda yolakta. Bunu hesaba kattığımızda 2500 kalori. O zaman Türkiye 2500 kalorinin çok üzerinde bir kaloriye sahip bugün üretim olarak. Bu ne demek? Biz gıdada kendi kendimize fazlasıyla yetiyoruz demek. Bu çok net bir rakam ve bu akademik bir çalışma ürünü bakınız. Yani sağdan soldan üretilen bir rakam değil, akademik bir çalışma ürünü. Ve bakın burada vurguyu şuna getirmek istiyorum. Hollanda hep çok vurgulanıyor biliyorsunuz. Tarımda ciddi bir başarı örneği olarak. Fakat Hollanda aslında bir tarım başarısı hikayesi değil gerçek anlamda. Hollanda bir tarım ticareti başarısı. Bu noktada şunu da vurgulamamız lazım. Hollanda tabii ki tarımsal verimlilik hususunda vesaire önemli bir önemli atılımlar yaptı ve bu konuda başarılı bir ülke. Hollanda'nın başarısını bu noktada yadsıyamayız. Fakat bu önümüzdeki rakamlar, gözümüzün önündeki rakamlar dururken bu şekilde bunlara bakmamız gerekiyor ki mevzuyu bağlamını oturtabilelim. Hollanda evet toprağı Konya kadar yok. Ama şu kadar tarım ihracatı yapıyor denildiğinde evet çok acayip bir durum varmış gibi görülüyor. Fakat ben size şunu söyleyelim. Konya'nın buğday üretimi tüm Hollanda'nın buğday üretiminden daha fazla mesela. Bakınız ne oldu? Hikaye değişti. Ve bakın rakamları vereyim size. Çok net rakamlar var elimizde. Bu arada kalori de kendi kendine yeterlilik hususunda Hollanda hiç de iyi bir durumda değil. Dünyada son 10 sırada. Yani ülke topraklarında üretilen gıda ürünlerinden elde edilen kişi başı kalori hususunda Hollanda dünyada son 10 sırada. Yani Hollanda kendi kendine yetmeyen ülkeler arasında az önce bahsettiğim gıdada tarım toprağı ithalatçısı ülkelerden birisi de Hollanda ve 13. sırada ülkeler arasında. Yani önde gelen ülkelerden birisi aslında gıdada dışa bağımlılıkta. Şimdi buradan direkt bakın rakamları söylüyorum size. Resmi rakamlar bunlar. FAO'nun rakamlarını söylüyorum size. Hollanda 2018 yılında bizim hububat üretimimiz Hollanda'nın 26 katı kadar. Bizim bakliyat üretimimiz Hollanda'nın 210 katı kadar. Ve bizim nüfusumuz Hollanda'nın yaklaşık 5 katı kadar. Şimdi gıdada kendi kendine yeterliliğe bakarsak ben hububat ve bakliyatta Türkiye'nin çok daha yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde peki rakamlara bakalım. Hani ne kadar tarımsal üretim yapılmış diye baktığımızda. Bakınız bitkisel üretimimiz bizim Türkiye olarak bitkisel üretimimiz 43,7 milyar dolar. Hollanda'nınki 5,2 milyar dolar. Yani bizimki 43,7, Hollanda'nınki 5,2 milyar dolar. Yani 8 kat. Hayvansal üretime bakalım. Hayvansal üretimde Hollanda daha iyi bu noktada bitkisel üretime göre. Bizim hayvansal üretimimiz 23 milyar dolar. Hollanda'nınki 11 milyar dolar. Bu noktada evet baktığımızda Hollanda daha iyi. Ama bakıyorsunuz rakamlara genel olarak evet tamam Hollanda'nın şu anki imajıyla aslında gerçekte olan arasında ciddi bir fark olduğunu görüyorsunuz. Sorarsanız
Hollanda tarımsal üretimde de hayvansal üretimde de Türkiye'ye fark atmış vaziyette. Çok fazla üretiyor. Konya kadar toprağı olmayan ülkede vesaire vesaire. Ama rakamlara baktığımızda çok farklı bir tablo görüyoruz. Ve hububat gibi, bakın çok önemli hububat. Hububat çok önemli beslenmede. Bakliyat çok önemli. Bu iki kategoride Türkiye'nin Hollanda'ya inanılmaz düzeyde bir fark attığını görüyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu arada şunu da vurgulamam lazım. Tarımsal verimlilikte. Toparlarsak görürüz. Evet, yani tarımsal verimlilikte Hollanda bizden daha iyi. Yani aynı topraktan daha yüksek verim elde ediyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bununla bir problemimiz yok. Ve bu noktada kendimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Bunu söylememiz lazım. Ama bu başka bir şey. Verimlilik başka bir şey. Gıdada kendi kendine yeterlilik ve toplam üretim bambaşka şeyler. Bunları birbirinden ayırmamız gerekiyor. Toparlayacak olursak Türkiye bugün gıdada kendi kendine yeterli bir ülkedir. Türkiye'nin gıdasal üretimi, tarımsal üretimi, hayvansal üretimi Hollanda'dan daha fazladır. Hububat ve bakliyat üretimimiz Hollanda'dan kat kat fazladır. Bütün bunlar bir araya getirildiğinde gıdada kendi kendine yeterlilik hususunda Türkiye'nin Hollanda'dan epey daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ve genel olarak da Türkiye'de tarıma yöneltilen eleştiriler tamamıyla alakasız eleştiriler. Tamamıyla alakasız eleştiriler. Türkiye gıdada az çok kendi kendine yetebilen bir ülke. Bu arada şunu da söyleyeyim. Türkiye az önce bahsetmiştim. Günlük kalori üretiminde, kişi başı günlük kalori üretiminde 3100 kalori ile dünyada 28. sırada. Bakınız 1965'te biz 50 küsürüncü sıradaydık. 50 küsürüncü sıradan biz yükseliyor yükseliyor bugün 28. sıraya kadar yükseldik. Yani gıdada bizim durumumuz eskiye göre daha kötü değil, daha iyi, epey daha iyi ve bugün gıdada kendi kendimize yetiyoruz.